Hani hatırlar mısınız? Geçenlerde sizlere bir oyun göstermiştim. Hani şu oyun, evet. Oyunda resim çizerek onu satıp Robux kazandığınız bir oyundu arkadaşlar, hatırlarsınız. Bedava Robux kazanma yollarından birisiydi. O oyun şu anda 3. olmuş, 3. O oyun şu anda 3. olmuş ve yakında Brockhamon ve Pet Simulator'u da geçerse 1. olacak arkadaşlar. Önümde sadece 2 oyun var. Biri Pet Simulator, diğeri Brockhamon. Oyun 3. oldu. Ve yakında Roblox'un en iyi oyunu olacak. Çok tuhaf değil mi? Ha, ama tabii ki de merak etmeyin. Bugün bu oyunun videosunu çekmeyeceğim. Çünkü bu oyunu çok kez oynadım sizlerle birlikte. Bugün yeni çıkan ve daha önce görmedi, yani oynamadığım bir oyuna bakacağız. Şurada bakın, görmüş olduğunuz gibi Taxi Boss diye bir oyun var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Başlarda çok şeydi, böyle yükselen oyunlar arasındaydı ama şimdi popülerlik listesine girmiş arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aranızda bilenler varsa bana biraz şey olabilirsiniz, böyle sinirlenebilirsiniz. Çünkü ben bir oyuna yeni başladığım zaman böyle biraz saçma oynarım. Aa, bir dakika, oyunda drift çekiyoruz galiba. Sanırsam bir araba oyunu. Vallahi bu kanalda neredeyse hiç araba videosu çekmedim ya, biliyor musunuz, böyle hiç şey değilim yani. İlk defa çekiyor olabilirim hatta şu anda. Aslında Car Crushers diye bir oyun vardı, araba parçaladığımız bir. Onu çektiğimi hatırlıyorum. Onun dışında bir araba oyunu çektiğimi hatırlamıyorum. Belki Jailbreak, ama o da araba oyunu sayılmaz herhalde. Evet, oyunumuz 10.000'den fazla like alırken 624 dislike almış. Oyun bayağı like almış. Dislike az like sayısına göre. Gelin isterseniz oyuna girelim. Diyor ki modifiye et veya daha iyi bir araba al vesaire falan filan diyor. Öyle bir şey diyor. Çok çeviremeyeceğim. Benim de fazla halim yok. Biraz yorgunum bugün. Ha, neyse, hadi bakalım başlıyoruz. Evet, oyuna giriyorum şu anda. Bakalım oyunumuz neymiş. Evet, oyunumuz açılıyor ve oyunun müziği var. Oyun donuyor. Oyun bayağı donuyor. Galiba oyunumuz grafikli bir oyun çünkü bayağı donuyor arkadaşlar. Bir yüklensin bakalım. Aynen. Galiba oyunumuzun grafikleri güzel çünkü yüklenirken bilgisayarım bayağı bir dondu arkadaşlar. Neyse, şuradan. Aa, burada diyor ki arkadaşlar, Taxi Boss oyununda bütün arabalar 10 üzerinden numaralandırılır. Yani hani bu arabaya 10 üzerinden kaç veriyorsunuz diyorum ya ben size. Onun gibi arkadaşlar, 10 üzerinden arabaya puan veriyorlarmış falan filan. Galiba en çok puanı kazanan araba da arkadaşlar para kazanıyormuş. Onunla beraber kendilerine daha lüks arabalar falan yapıyorlarmış vesaire vesaire. Tamamdır, araba oyunu olduğunu anlamış oldum böylece. Oyunumuza gelin isterseniz başlayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet, oyunun müzikleri gerçekten güzel ama umarım müzik kısma tuşu vardır. Şurada bir ayar çarkı var. Aha, bir dakika dur bir. Evet, müzik kapatma tuşu yok mu lan? Yapma ya. Yapma be. Ha, bir dakika, araba sesleri var ama müzik kısma tuşu yok. Abi vallahi hayattan soğutacaklar beni ha. Vallahi bak, ben bu gidişle bu ekrana kafa atarım yani, o gidiş. Vallahi bak, sinirlenmeye başlıyorum. Neyse, hız göstergesini kilometre bölü saat yapalım, daha iyi olur. Ben kilometreciyim. MPH'yi sevmiyorum. Tamam, play diyelim, başlayalım arkadaşlar. Evet, buradan araba seçiyoruz. Galiba kendimize taksi seçeceğiz. Abi ben BMW'ciyim. Bir dakika, burada BMW yazmıyor, BNV yazıyor. Ama hayır, ben BMW'ciyim arkadaşlar, yani sonuna kadar. Sonuna kadar BMW'ciyim abi. Benim çocukluğum Need for Speed Most Wanted oyunuyla geçtiği için yani büyük bir BMW hayranıyım arkadaşlar, o yüzden. Evet, bu karakterimizle oyunumuza başlıyoruz. Nerede benim BMW'm? BMW'm nerede? Aha, orada. Alabiliyor muyum onu? Onu alabiliyor muyum şu an? Ver, BMW'yi ver, BMW'yi ver. Hop, binilmiyor oğlum buna. Ama arabamız güzel değil mi arkadaşlar? Bu bizim ilk arabamız şu anda. Hadi bakalım. Bu arada şanslıyız ki oyunun müziği yokmuş, o yüzden sesleri açtım arkadaşlar. Tamamdır, güzel. Ve evet, burada arabası en iyi olan kişileri görüyorsunuz. Bakalım arabası en iyi olan kişiler nasılmış. Ben bunlar arasında en çok bunu beğendim bu arada. Şu çok güzel duruyor valla. Bence bu araba daha güzel hepsinden. Şu daha iyi değil mi sizce? Bence daha iyi. Neyse, ben kendi arabamı nereden alacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şuradaki kadınla konuşayım, belki bana yardımcı olur. Evet, solda bir araba düğmesi var, ona basacağım. Ve evet, aha, arabamı çıkartabiliyorum. Nerede ben arabam? Aha, arabamı çıkarttım. Arabamı çıkarttım. Hop, bin 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 bin. Hop, F. Ve aha, oy, evet, hazır mıyız? Oy, evet, bir şey diyeceğim. Oo, araba sürüş hissiyatı çok güzel. Araba sürüş hissiyatı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim, bu oyuna girin. Oyunda araba sürmek çok güzel. Tamam, nasıl drift çekiyoruz bilmiyorum. Ay, drift, dur drift çekeceğim. Bak dur şimdi, 1 2 3 Night of Fire. Yapamadım ama olsun. Aa, drift çektim diye galiba oyun bana ödül verdi. Neyse dur, bekle, bir daha yapacağım, bir daha yapacağım, dur. 1 2 3 hop, dandan. Yok ya, drift çekemiyorum abi. O kadar iyi drift çekemiyorum maalesef. Evet arkadaşlar, sanırsam buralardan müşteri alıyoruz. Dur bakalım, bana müşteri lazım. Bu ne, bunlar doktor mu? Aa, bunlar doktor galiba. Gel, bin. Aa, müşteri aldım. Dur bekle, bir müşteri daha alabiliyoruz mu? 2-3 müşteri alsam daha iyi olur. Bekle dur. Şu da doktor, onu da alalım. Gel müşteri. Aa, yok galiba.
Aynen, tek seferde bir müşteri alabiliyoruz. Tamamdır, müşterimi aldım. Müşteri şu anda arabama bindi, onu hastaneye bırakacağım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Açalım yolumdan, müşteri geliyor. Aa, müşteriyi bıraktık mı şu an? Galiba bıraktık müşteriyi. Lan müşteri nereye indi? Evet, müşteriyi bıraktım. Bu arada ben drift çekmeyi yeni yeni öğreniyorum. Bakın şimdi arkadaşlar, hop hop. Yes, işte bu drift makinesi. Hop, bak şimdi, hop. Yes. Oy. Harika. Bayağıdır araba oyunu videosu çekmiyordum. Bak çok iyi oldu bu şu anda. Hop. Yeah. İşte bu. Neyse abi, hadi gelin bir müşteri daha alalım. Şurada bir müşteri gördüm ben, dur. Şurada 7 yıldızlı bir müşteri var. Onu alırım abi. Gel 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 abim, gel. Bundan iyi para gelir ha. Ne? Ney? Müşteriyi alamıyorum. Neden? Araban kötü diyor. Arabam kötü olduğu için müşteri gelmiyor. Arkadaşlar, müşteriyi ezebiliyor muyuz? Arabama kötü dedi. Allah seni... müşteri arabamın içine girdi. Müşteriyi ezmeyi denedim de ezemedim ya. Arabama kimse kötü diyemez, tamam mı? Seni adi pislik. Benim kimse arabama kötü diyemez. Şuradaki kızı alabilir miyim? Alabilirim bence onu. Buna biner ya, değil mi? Biner biner, gel. Aha bindi. Tamamdır, güzel. Bunu götürmem lazım şimdi. Dur. Koş 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 koş. Hızlı götürünce galiba daha fazla para veriyor. Evet, şu anda kızı götürüyoruz. Bakalım hızlı hızlı götürelim de daha fazla para versinler arkadaşlar. Bu arada galiba kaza yapmamamız lazım. Kaza yapınca müşteri... Allah! Az daha kaza yapıyordum lan. Neyse dur. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bu arada şöyle söyleyeyim, oyunun yolları falan da çok güzel. Araba sürüş hissi falan bayağı iyi arkadaşlar. Oyunu sevdim ben. Vallahi oyunu sevdim. Popüler olmayı da hak ediyor bu arada. Yani oynadığım en iyi araba olabilir. Ya araba oyunu olabilir Roblox'taki. Gerçekten çok eğlenceli. Dur. Hop, drift. Hop. Ay, drift çektim. Çok iyi drift atladım. Hop. İşte bu. Evet. Geldik hanımefendi. Burada inebilirsiniz. Lütfen. Hop, inin bakalım. İnin. İnin. Hanımefendi, hanımefendi iner misiniz? Heh, indi. Ne kadar verdi? 394 lira. Oo, güzel. Temiz para. Şimdi biz bu taksicilik yaparak para kazandık ya arkadaşlar. Bu parayla arabamızı geliştirebiliyoruz galiba. O yüzden garaja gideceğim şu an. Aynen, şu anda garajdayız ve galiba arabamı buradan daha güçlü bir araba haline getirebilirim. Aynı zamanda araba mağazası deyip yeni bir araba da alabilirim arkadaşlar. Ama ben BMW'ciyim ya. Ay, bu ne? Ay, Mustang mi? Bu ne oğlum? Bu şeye benziyor. Bayağı şeye benziyor. Neydi onun adı ya? Aa, adını unuttum. Mitsubishi'ye benziyor. Oy, şuna bakın arkadaşlar, Inferno. Bayağı iyi durmuyor mu? Ama tabii bunlar pahalı arkadaşlar. Biz şimdilik kendi arabamızı geliştirelim. Bunları daha sonra yaparız ya, aynen. Biz önce kendi arabamızı geliştirelim. Bunlar çok pahalı oğlum. Bunlar bayağı pahalı. Evet, şimdi modifiye et diyeceğim. Bir modifiye etmeyi deneyelim bakalım. Aynen. Aha, bu arabam. Aynen öyle. Arabamızın gücü bayağı azmış arkadaşlar, baksanıza. Biraz hızlı ama yani puanı da o kadar iyi değil. Yani arabamız yavaş arkadaşlar. Arabamızı hızlandırmamız lazım. O yüzden ben bir motor satın alacağım. Aynen. Motor. Engine. Ne alayım? Oha, motorlar çok pahalı. 5000 diyor arkadaşlar. 16000 diyor. Vallahi ben ne yapayım biliyor musunuz mu? Bence ben full taksicilik yapıp 16.000 dolar biriktireyim. O biriktirdiğim 16.000 dolarla da en güçlü motoru satın alayım. Bence mantıklı değil mi? Güçlü bir motor satın almam lazım çünkü. Evet arkadaşlar, para kazanmak o kadar kolay değilmiş. Bayağı bir sürdüm ama o kadar çok toplayamadım. Ben de yeni bir araba almaya karar verdim. Daha iyi bir araba alacağım arkadaşlar. Gelin garajımıza dönelim, daha iyi bir araba alalım. Daha güçlü bir araba alalım. Bende 2000 var. 2000'e ne alabilirim? 2000'e bunu alabiliyorum ama yani o da çok da iyi değil yani arkadaşlar. Bayağı paraya ihtiyacım var ya. Oğlum çok sinir bozucu lan. Neyse, en azından arabamın rengini değiştirsem olmaz mı? Evet, şimdi arabamın rengini değiştiriyorum. Siyah yapsam. Hop, ay, siyah oluyor. Hop, mesela baksanıza mavi yaptım. Bayağı farklı farklı renkler var. İstediğiniz her rengi yapabiliyorsunuz arkadaşlar ama beyaz mı yapsam? Beyaz da güzel duruyor aslında. Beyaz yapayım mı? Beyaz iyidir ya, beyaz iyidir arkadaşlar. Done. Beyaz yapacağım. Ve beyaz yapmak bedavaymış bu arada arkadaşlar. Durun bakalım, devam. Başka ne yapabiliyoruz? Tekerlek rengini falan da değiştirebiliyorsunuz buradan görmüş olduğunuz gibi. Spoiler ekleyelim abi. Hop, şu spoiler nasıl olur? Ay, sarı spoiler. Dur bakalım. Spoiler. Aa, bu çok saçma. Dur. Bak, şu iyiydi sanki ya. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir spoiler ekleyeceğim buna. Bu iyidir abi. Bu iyidir. Aynen öyle. Böyle bir spoiler ekledim. Tamamdır, güzel. Spoiler'ın rengini de aynı şekilde beyaz yapacağım abi. Heh. Tamamdır, çok güzel. Şu yukarıda taksi yazısı var. Onun rengini değiştiremiyor muyuz ya? Dur bakayım. Onun rengini değiştirmek istiyorum ben. Nasıl değiştireceğim abi? Şu yukarıdaki taksi yazısının rengini keşke değiştirebilsem. Evet dostlar, devam ediyoruz. Arabamın dış görünüşünü biraz değiştirdim. Son olarak biraz turlayalım, başka bir oyuna geçelim. Çünkü araba oyunlarında bildiğiniz gibi yani videolarını o kadar çekmeye hakim değilim. Hop, şöyle bir sürelim. Ay, manyak durmuyor mu? Manyak durmuyor mu? Dur, bir driftimiz var. Bir driftimiz var. Dur bekle. Hop, bak 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 bak. Hadi. Hadi. Bayağı bir hızlandıktan sonra drift atacağım. Dur. Şu karşıdan uçabiliyor muyum acaba? Dur, bir karşıda rampa var mı? Aha, rampa mı o? O rampa mı o? Hop! Hop! Aa, ya uçamadım. Allah belanı vermesin oyun gibi. Uçacağım zannettim ya.
Evet arkadaşlar, şu anda gazı kökledim, artık nereye kadar giderse. Bu yol bayağı bir upuzun arkadaşlar, artık sonunda ne varsa kaza mı yapacağım bilmiyorum artık. Direkt ayağımı pedallar çekmeyeceğim, gidiyorum abi. İleride deniz mi var? Bana böyle geldi. İleride deniz var galiba, dur bir. Hop hop hop, yüzme zamanı. Denize uçtum diye oyun bana 500 dolar verdi. Evet, taksiyle denize uçarsanız oyun size 500 dolar veriyor arkadaşlar. Harika abi. Bu oyun oynadığım en iyi araba oyunu olabilir tabi, Roblox'ta arkadaşlar. Roblox'ta oynadığım en iyi araba oyunlarından birisiydi. Bu oyuna like veriyorum, oynamanızı da tavsiye ederim. Gerçekten güzel oyun. Bu arada arkadaşlar, sizlere hani söyledim ya bu oyun sayesinde zengin oldum diye. Evet, şu oyun sayesinde bayağı zengin oldum arkadaşlar. Şu çizim yaparak Robux kazandığınız oyun sayesinde bayağı bir gelir elde ettim. Gelin isterseniz göstereyim onu da. Buradan geliyorsunuz, bakın şu sağ üstte Robux simgesi var ya, buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra Robux sekmesine basmanız lazım. Bende gözükmüyordu, şimdi tekrar açtım arkadaşlar. Buna basıyorsunuz, bakın burada Robux var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Gelen sayfada şu pending Robux yazan yer var ya, bu pending Robux'un karşısındaki sayı sizin ne kadar Robux kazandığınızı gösteriyor. Bakın ben ne kadar kazandım. Ben 1422 Robux kazandım ve evet, hepsi resim oyunu sayesinde arkadaşlar. Resim oyunu sayesinde 1422 Robux kazandım. Sizlere de tavsiye ederim. Bence girin oyuna ya. Bayağı Robux kazandırıyor. Hatta gelin bir bakalım isterseniz insanlar neler yapmış. Biraz oy vermek istiyorum. Belki birisinin tablosunu alıp daha pahalıya satarım. Hiç belli olmaz. Gelin bakalım. Hatta belki de kendim güzel bir şey çizerim değil mi? Hiç belli olmaz. Evet, şu anda oyunumuza girdik arkadaşlar. Bakalım insanlar neler çizmiş ve evet. İnsanlar kendilerini geliştirmiş. Birisi buraya çiçek çizmiş sanırsam. Buraya neler yapmışlar tam belli olmuyor ama. Evet, burada birisi manzara yapmış. Burada çiçekler falan var. Bu kız çizmiş bunları. Evet, güzel 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 şeyler çizenler var arkadaşlar. Bir de kendi çizimlerime bakalım. Benim çizimlerim bayağı sattı bu arada arkadaşlar. Yani elimde çok az resim kaldı. Neredeyse hepsini sattım, onları da göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Elimde bir Among Us kaldı. Bir de bu. Elimde başka resim yok arkadaşlar. Hepsini sattım, baksanıza. Bakayım var mı başka? Ha, bir penguen varmış aslında. Aynen, o pengueni koyabilirim bir yere. Dur, pengueni koyabilirim şuraya. Ben şu pengueni satacağım arkadaşlar. Kaça satayım bunu? Bu pengueni daha önce kaça almıştım hatırlamıyorum ama belki 5-10 Robux'a satabilirim ya. Evet arkadaşlar, 10 Robux'a pengueni satmaya karar verdim. Buraya koydum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Buraya da bir tane Among Us karakteri çizdim ama gülümsüyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Gülümseyen bir imposter çizdim buraya. Bu kız bana merhaba diyor ama cevap vermeyeceğim. Muhtemelen benden Robux isteyecek. Alıştım artık arkadaşlar. Ama takipçim olursa cevap veririm. Neyse, tamam. Evet, hadi devam edelim. Bakalım insanlar neler yapıyor. Evet arkadaşlar, insanlar fazla bir çizim yapmamış gördüğüm kadarıyla. Yani fazla bir şey yok arkadaşlar. 2-3 kişi resim çizmiş. O zaman gelin biz de bir şeyler çizelim. Tamamdır. Evet, şimdi bu gördüğünüz beyaz tabloya mükemmel bir sanat eseri yapacağım. Daha önce hiç kimsenin görmediği ve milyar dolarlar değerinde. Tamam, şaka yapıyorum. Tabii ki de hiçbir şey çizemeyeceğim ama bir şeyler çizmeyi deneyebilirim aslında, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir resim yapmaya karar verdim. Bu resmi şöyle ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar, şu şekilde. Bir tarafına İyi bir şey, bir tarafına kötü bir şey yapacağım, anladınız mı? Mesela bir tarafta böyle çok böyle harika bir şey var, cennet gibi, ama diğer tarafta böyle cehennem var, anladınız mı? Daha sonra bu tabloyu satacağım. Evet. Aslında bir tarafa gülen bir insan yüzü, diğer tarafa da böyle ölü bir iskelet kafası koyabilirim, anladınız mı? Bir tarafta iskelet kafası, bir tarafta da böyle gülen bir insan yüzü. Nasıl olur? Bence güzel bir sanat eseri olabilir. Aynen. Tamamdır. Şimdi şu gördüğünüz yeri sarıya boyayıp buraya gülen bir noob çizeceğim. Diğer tarafa ise bir iskelet kafası çizeceğim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, tabloyu bu şekilde yaptım. İskelet kafası yapmayı üşendim. Bu tarafa gülen yüzlü bir tane noob ve üzerine de kırmızı bir kalp yaptım. Diğer tarafa ise mutsuz bir noob yaptım ve onun da üzerine siyah kararmış bir kalp yaptım. Birisi mutlu, diğeri mutsuz ve ikisi de aynı tabloda. Arada da bir çizgi var görmüş olduğunuz gibi. Bunu bitirsem mi, böyle mi yapsam, yoksa farklı bir renk mi eklesem, yani şurası beyaz olmasa mı bilmiyorum ama yani çok da fena durmuyor aslında ya. Böyle kalsın değil mi? Aynen aynen. Bir son defa bir şeyleri mi değiştirsem, hiç bilmiyorum. Evet, bir tarafı siyah yaptım, bir tarafı kırmızı yaptım arkadaşlar. Buradaki kalp kırmızı, buradaki kalp de siyah ve yani benzeş. Yani ikisi de aynı renk arkadaşlar. Burada sadece siyahın içinde kırmızı, burada da kırmızının içinde siyah olduğu için güzel durdu. Bitirdim resmimi. Güzel. Bence bu resim güzel oldu arkadaşlar. Aynen öyle. Bence bu sanat eseri güzel oldu. Ne düşünüyorsunuz? Bence yaratıcı, gayet güzel duruyor. Resmimizin ismi ne olsun? Happy and Sad. Mutlu ve üzgün olabilir arkadaşlar. Aynen. Happy and sad. Mutlu ve üzgün arkadaşlar. Tablomuzun ismi mutlu ve üzgün. Güzel. Bitiriyorum tablomu ve bunu satışa çıkartabilirim aynen. Harika oldu bence. Bunu tam buraya asabiliriz arkadaşlar bence. Hem ayrıca bunu 5 Robux'tan satacağım ki arkadaşlar diğer insanlar da bunu satabilsin. Daha mantıklı olur. Güzel olacak. Aynen. Bunu 5 Robux'tan satarım ben bunu. Güzel. 5 Robux yok. Rozetimi koyayım bari, ne yapayım?
Tamamdır, rozetimi koymaya karar verdim arkadaşlar. Bulamadım çünkü 5 robuxluk bir şey. Aynen öyle, görmüş olduğunuz gibi aşağıda 5 robux yazıyor. Done dedim ve hop, güzel resmimi buraya koydum ve mutlu ve üzgün tablosu artık satışta, görmüş olduğunuz gibi. Bence güzel çizdim, çok da kötü değil. Hem buradaki noob kafasıyla şuradaki noob kafası da birbirine eşit. Birisi mutlu, birisi mutsuz, görmüş olduğunuz gibi. Gayet bence güzel duruyor. İyi de satacağını düşünüyorum, 5 robux sat çünkü arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada birisi sizin tablonuzu satın aldığı zaman arkadaşlar, sizin tablonuzu o da satarsa hem size hem de o tabloyu satan kişiye tekrar para geliyor, haberiniz olsun. Yani resimleri sizin yapmanız her zaman daha iyi olur, haberiniz olsun, tamamdır. Şimdi buradaki resmi güçlendireceğiz, değerini arttıracağız arkadaşlar, daha güçlü bir resim haline getireceğiz. Şu kız da durmadan ağlayıp ağlayıp duruyor ya. Kızın robuxlu karakteri var, robuxum yok diye ağlıyor. Şuna bak, neyse sinirim bozuldu ya. Neyse, şimdi buradan çerçeve geliştirebiliriz veya buradan çerçeve açabiliriz. Hangisini yapalım? Resmi mi geliştirsek, çerçeve mi açsak? Hangisini yapalım? Bilemiyorum arkadaşlar. Hangisini açsam ya? Vallahi çerçeve açmak daha mantıklı geldi. Tamam, çerçeve açacağım. Okey. Bu arkadaşa dekoratif çıktı. Bakalım ne çıkacak? Hop, bekle. Evet. Geliştiriyorum, bakalım ne geliyor. Hazır mıyız? 1. Ya dekoratif geldi ya. Ben dekoratif istemiyorum ki. Dekoratif geldi abi. Hiç sevmiyorum dekoratifi. Bir daha çevireceğim. Dekoratif sevmiyorum abi. Bir daha çevireceğim. Hadi. Hadi, güzel bir şey var bana. Hadi. Aha! Oy! Buzlu verdi. Tamam, çok iyi. Buzlu verdi. Buzlu çok iyi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu buzlu çerçeve yapabilirim. Hop, bu şekilde resmimi koyuyorum. Bunu buzlu çerçeve yapıyorum. Artık daha değerli oldu. Ama yine de 5 Robux'a satacağım ki daha pahalı, yani daha da para kazanabileyim. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Bence güzel mi oldu? Buzlu kötü lan, o kadar da iyi durmadı aslında buzlu. Yok yok, buzlu iyi durmadı. Ben buzluyu sevmedim. Buzlu o kadar da hoşuma gitmedi aslında. Buzlu değerli ama benim hoşuma gitmedi ya. Güzel durmadı. Onun yerine dekoratif yapsak daha iyi olur. Heh, bak böyle daha güzel oldu değil mi? Aynen. Bak böyle daha güzel oldu. Ne güzel. Aynen. Böyle daha güzel oldu tablomuz. Bu arada arkadaşlar bakın, adam ne yapmış? Buraya Joker tablosu yapmış. Bakıyor musun? Gördünüz mü? Adam Joker tablosu yapmış. 20 Robux'a satıyor. Burada kedi resmi yapmış. 500 Robux'a satıyor. Burada da Darth Vader var. Oha! Çok iyi yapmış değil mi? Bayağı iyi. Bu arada burada bir tane bakon karakteri olan takipçime denk geldim arkadaşlar. Ne satıyormuş bir bakalım. Güzel bir şeyler satıyorsa alabilirim. Aynen, kardeşimin tezgahı sanırsam burası değil mi? Aynen burası, tamam. Çocuk daha kendi tezgahını bulamıyor, kıyamam. Bu ana kadar hiç Robux kazanmış mı? Evet, bu çocuk hiç Robux kazanmamış arkadaşlar. İlk defa benden Robux kazanacak. Neyini alsam? Bak şu biraz daha güzel duruyor. Çerçevesi falan güzel duruyor, baksanıza. Böyle bir şey yapmış. Tuhaf bir şey yapmış ama ya fena da değil aslında ya. Bilmiyorum şimdi, takipçim ya. Takipçim ya, alacağım arkadaşlar ya, alacağım. Çocuk hiç Robux kazanmamış oğlum. 0 Robux yazıyor, baksana. Bak 0 Robux yazıyor. Çocuk hiç Robux kazanmamış. Abi satın al lütfen diyor. Alacağım arkadaşlar ya. Alayım alayım, bir şey olmaz. 10 Robux'tan ne olacak? Aa, bu eşyaya zaten sahipsin diyor. Alamıyorum. Bunu alayım. Abi hiçbirini alamıyorum. Çocuk hepsini aynı Game Pass yapmış. Alamıyorum ki kardeşim, bak şu an bu videoyu izliyor musun bilmiyorum ama hiçbirini alamıyorum kardeşim. Hepsini aynı Game Pass yapmışsın ya. Baksanıza, bu eşyaya zaten sahipsin diyor. Alamıyorum. Çalışmıyor arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Üzgünüm dostum ya. Almayı çok isterdim ama yani oyun izin vermiyor. Yani bakın kardeş, iyi tarafından bak, en azından videoma çıktın. En azından videoma çıktı değil mi arkadaşlar? O da bir şey ama yani satın al diyor da alamıyorum yani. Çocuğa bir şey de diyemiyorum şu an. Çocuğa yazdım, alınmıyor aynı Game Pass diye ama anlar mı ki bilmiyorum arkadaşlar. Belki anlar, belki anlamaz yani ama umarım anlar ya. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu oyun sayesinde sizler de zengin olabilirsiniz. Şuraya bir İki tablo daha koyacağım arkadaşlar. Daha sonra 60 Robux verip şuraya iki tablo daha ekleyeceğim. Daha fazla tablo demek ki daha fazla resimdir arkadaşlar. Tamam abi, gel diyor. Dur bir daha satın almayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Çocuğun tablosunu bir daha almayı deneyeceğim. Bakalım Game Pass'i değiştirmiş mi? Almayı deniyorum şu anda. Alamıyorum oğlum, alamıyorum, alamıyorum, anlasana. Alamıyorum. Alınmıyor, hiçbir tablo alınmıyor, kusura bakma kardeşim. Neyse, o zaman bile bu videonun burada sonuna gelelim. İlk baştaki oyunu çok sevdim. Popüler olmayı hak eden güzel bir araba oyunuydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.